بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الضائمة أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صلاة رحمتي Siz değerli canların, siz değerli dostların üzerine olsun. Bugünkü toplantımızda, bugünkü celesemizde dinin tanımı, dinin öğretileri, hak dinler, batıl dinlerden söz etmeye çalışacağız. Din, insanların zaruri ihtiyaçlarından bir ihtiyaçtır. İnsanlar illa da bir şeylere inanması gerekmektedir. Öyle zaruri ihtiyaç ki dikkat edersek dünyamızda bir ineğe, bir el, kendi ellere yaptığı bir buta tapma ihtiyacı olduğunu görmekteyiz. Ama Allah Azze ve Celle insanların bu ihtiyacını hak dini göndererek telafi etmiştir. Dinin tanımı nedir? Din, Arapçada itaat ve ceza anlamına gelir. Lögatta teslimiyet ve uyumluluk manasındadır. Ragıbi İsfahani Müfredat kitabında dini şöyle tarif eder. Din itaat ve ceza anlamına gelir. Şeriata itaat edilmesi gerektiği için din denilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de dini çeşitli manalarda tarif etmiştir. Bazen din ceza ve hesap anlamına gelmiştir. Bazen kanun ve şeriat manasında kullanılmıştır, bazen de itaat ve kulluk manasında kullanılmıştır. Bilginler, İslam alimleri ise dini şöyle tarif etmişlerdir: Allah'ın vahyoluyla, beşerin hidayet ve saadeti için Peygamber tarafından gönderdiği emir ve yasaklar topluluğuna din denir. Dünyamızda da olduğu gibi birçok din vardır, çeşitli dinler vardır. Dinler ana hatlarıyla ikiye ayrılmaktadır. Batıl dinler, hak dinler. Batıl dinler, Hindizm, Budizm, Şamanizm bu gibi dinlerdir. Hak dinler ise yine ana hatlarıyla ikiye ayrılmaktadır. Tahrif olmuş dinler, tahrif olmamış, orijinallığını korumuş dinler. Tahrif olmuş dinlere Yahudilik ve Hristiyanlık gibi dinleri örnek verebildiğimiz gibi tahrif olmamış, orijinallığını korumuş dine ise mukaddes İslam dinini örnek verebiliriz. Batıl dinler, Allah'ın birlik inancına dayanmayan ve insanların uydurduğu dinlerdir. İlahi olmayan batıl dinlerin bir takım ortak özellikleri vardır. Her bir batıl din diğer bir batıl dinle bir takım ortak özelliğe sahiptir. Bu dinlerde tevhid inancı yoktur. Allah'tan başka her şeye inanılır. Peygamberlik inancı yoktur. Bu dinlerin kanunu insanlar tarafından konulmuştur. Hak din tevhid esasına dayanan dindir. Hak din tevhid esasına dayanan ve Allah tarafından peygamberler aracılığıyla gönderilen dinlerdir. Bu dinlere ilahi dinler veya semavi dinler de denilmektedir. Bu dinleri bütün peygamberler tebliğ etmiş, bütün peygamberler bu dini anlatmıştır. Allah'ın gönderdiği 124.000 elçi Hak dini tebliğ için halk dini insanlara sunmak için gönderilmiştir. Tahrif olmuş din Yahudiliğe kısaca göz atar isek Hazreti Musa tarafından İsrail oğullarına getirilen dindir. Yahudiliğe Musevilik de denilmektedir. Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat'tır. Yahudiler İncil ve Kur'an'a inanmazlar. Peygamberlerden Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hariç hepsine inanırlar. Yahudilerin ibadet yerlerine havra veya sinagog adı verilir. Yahudiler ibadet yerlerinde haham denilen din adamları gözetiminde Tevrat'tan bölümler okuyarak toplu halde dua ederler. Yahudilerin kutsal günü cumartesidir. Bundan dolayı cumartesi günü çalışmazlar. Tüm işlerini tatil ederler. Hristiyanlık Hz. İsa tarafından getirilen ilahi dindir. Hristiyanlık Hz. İsa'dan sonra tahrif edildi. Hakkaniyetini yitirerek tahrif olmuş dinlerden birisi oldu. Hristiyanların kutsal kitabı İncil'dir. Ve Hristiyanlıkta üç İlaha inanma prensibi vardır. Baba, kainatın yaratıcısı, her şeyin sahibidir. Oğul Hazreti İsa, Hristiyanlarda Hazreti İsa Allah'ın oğludur ve Kutsal Ruh, Ruhul Kudus varlıkları idare eden Tanrı'nın nefesidir. Hristiyanlar Hazreti Muhammed ve Kur'an-ı Kerim hariç tüm kitaplar ve tüm peygamberlere inanırlar. Hristiyanların ibadet yerlerine kilise denir. İbadetleri kiliselerde pazar günü toplu halde yapılır papaz eşliğinde. Hristiyanlar doğan çocuklarını kiliseye götürerek vaftiz ettirirler. Vaftiz kutsal olarak kabul edilen su ile çocukların papazlar tarafından yıkanmasıdır. Ehli kitap kimlere denir? yer yer duyduğumuz, yer yer kitaplarda okuduğumuz ehli kitap. Ehli kitap kimlerdir? Kitap ehli dinlerin mensupları, Yahudi ve Hristiyanlar gibi kendilerini kitabı olan peygamberlerden birine tabi kılan kimselere denir. Allah'ın gönderdiği kitapların herhangi birisine iman edene, inana, inanan kimseye ehli kitap denir. Dinin öğretileri nedir? Bu hak din, mukaddes şeriat, İslam dini, hak din niçin gönderildi? Allah Azze ve Celle'nin hedefi neydi bu dinden? Bu din bize, insanlığa ne öğretmek istiyor? İslam alimleri, İslam bilginleri dinin öğretilerini üç başlık altında toplamışlar. Yani bu hak din, bu mukaddes şeriat, İslam dini şu üç öğreti için gönderilmiştir akaid, ahlak, ahkam. Bu iç ilmi öğretmektedir. Akaid ilmi bu bölüm ister onu bilmek ve inanmak, Müslümanlığın şartı olsun ister olmasın, dinin varlık alemini, onu yaratanı, başlangıç ve sonunu doğru şekliyle sunan öğretileri kapsar. Kelam ilmi dinin bu kısmına ilişkindir. Yani Tevhid inancını, Kıyamet inancını, Nübüvvet inancını, İmamet inancını doğru bir şekilde öğreten bölümün adı Akaid ilmidir. Ahlak ilmi ise bu kısım insanın iyi ve kötü ahlakını, huylarını, beğenilen insani sıfatları ve bu sıfatları kazanarak onunla ahlakını süsleyen süsleme yolunu beyan eden İslami öğretileri kapsamaktadır. Dinin bu bölümü akaid ilmi kadar önemli bir bölümdür. Beşer insanlar dinin bu bölümünde nasıl davranması gerektiğini konuşurken nasıl hitap etmesi gerektiğini, büyüklerine, anne babasına nasıl davranması gerektiğini öğrendiği bir bölümdür. Bu dinde insan toplumda efendi, saygıdeğer birisi olma yolunda zahmet öğrenmesi gerektiği sıfatları öğreten bölümdür. Yani adalet, takva, sadakat, doğru sözlülük, doğru sözlülük, vefayı öğreten bölüm bu bölümdür. Şehit Mutahhari şöyle diyor. Ahlaki bölüm insanın ruhsal sıfatlar ve manevi özellikler bakımından nasıl olması gereğini gösteren emir ve kanunları konuları kapsar. Ahlak ilmi de dinin bu kısmı açıklanıyor. Ahkam bu bölüm ise iş ve amellerle ilgilidir. Yani insan neler yapması gereğini, bir beş insanın ne yapması gerektiğini öğreten bölüm, yani vacip dediğimiz bölüm burada öğrenilmektedir. Neler yapmaması gerektiğini haram denilen kısım bu bölümde öğretilmektedir. Neler yapması daha iyidir mustahabbat dediğimiz bölümü öğreten bölümdür. Neler yapmaması daha iyidir mekruh bölümünün öğretileri buradadır. Neleri yapıp yapmaması aynı değeri taşır bölümü yani mubah denilen bölüm buralarda zikredilmektedir. Dinin bu kısmını açıklayan vazifesi ise fıkıh ilmine aittir. Allah bizleri dini öğrenip, dini en güzel şekilde öğreten salih kullarından karar kılsın. Vesselamu <Sessizlik> aleykum ve rahmetullahi ve Mm.